Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 10. sınıf kimya ders kitabı, 2. ünite karışımlar, ölçme ve değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Bu kitabın yazarları Kenan Çiçek, Murat Demirol, Orhan Bozil, Osman Danışman, Serhat Yıldız. Elinizdeki kitabın ön kısmına bakın arkadaşlar. Bu yazarlara ait olan kitabı çözeceğiz. Eğer bu kitap elinizde yoksa PDF açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirip yine kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı da unutmayın. Diyelim ve hemen başlayalım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda kavramlar verilmiş. Aşağıdaki cümlelere uygun şekilde bu kavramları birlikte yerleştirelim. Biraz şöyle küçültelim daha mı rahat olur? Hani hem aşağıyı hem yukarıyı görmek için. Evet. Bakalım. Bütün homojen karışımlara ne denir arkadaşlar? Biliyoruz. Homojen karışım çözünme neticesinde oluştuğu için biz homojen karışımları aynı zamanda çözelti diyoruz. Değil mi? Derişime bağlı olarak değişen özellikleri hani maddenin cinsinden bağımsız çözeltinin derişimine bağlı. Neydi bunlar? Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması gibi. Bunlara da biz koligatif özellikler diyoruz. Yukarıdan aslında bir yandan yazarken bunları çizsek tabii ki bizim için daha rahat olabilir. Evet çözeltiyi de bulduk. Şeker tuz karışımı nokta nokta karışımıdır. Nasıl bir karışımdır arkadaşlar bu? Homojen midir, heterojen midir? Tabii ki bu heterojen bir karışımdır. Heterojeni bulalım, bulalım, bulalım. Siz buldunuz herhalde. Belki de bana kızıyorsunuz. Ya bu hoca hiçbir şey bulamıyor falan diye. Sıvı sıvı homojen karışımların, sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktaları farkından yararlanarak yapılan ayırma yöntemine ne denir arkadaşlar? Mesela sıvı sıvı homojen karışım ne olabilir bu? Alkol su olabilir. Alkol su karışımını biz nasıl ayırıyoruz tabii ki? Ayrımsal damıtma dediğimiz yöntemle bileşenlerine ayırıyoruz. Hemen şuradan ayrımsal damıtmayı da çizdik. Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için ne yaparız arkadaşlar? Biz süzeriz nokta nokta yönteminden yani o zaman süzme yönteminden faydalanılır demiş arkadaşlar. Evet süzmeyi de çizdik. Şeker suda nasıl çözünür? Şimdi çözünme biliyorsunuz iki şekilde oluyordu. Bir iyonik çözünme. İyonik çözünme olduğu zaman iyonlar meydana geldiğinden dolayı oluşan çözelti elektrik akımını iletiyordu. Bir diye de moleküler. Şeker ve alkol suda nasıl çözünür? Tabii ki moleküler çözünür diyoruz. O da gitti. Soba bacasından çıkan duman heterojen bir karışım olan nokta noktadır. Arkadaşlar dumanın içerisinde ne var? Katı tanecikler var. Bu katı tanecikler nereye? Gazın içerisine dağılmış. Dolayısıyla bu tür karışımlara biz ne diyoruz? Aerosol diyoruz değil mi? Aerosol diyoruz. Doğru yazdım. Evet biraz karışık bir yazım var. Nokta nokta moleküller suda genellikle çözünmez diyor arkadaşlar. Su nasıl bir çözücü? Biliyorsunuz su en yaygın polar çözücü. Dolayısıyla polar maddeler suda çözünür hangi maddeler suda çözünmez? Tabii ki arkadaşlar apolar maddeler suda çözünmez diyoruz. Neden? Yapısı benzemediği için. Ne demiştik biz daha önce? Benzer benzeri çözer demiştik. Hatırlatayım aslında bu arada. Eğer bu konularda eksiniz varsa arkadaşlar ben kendi kanalımda bu konuları anlattım. Bunlarla ilgili çok fazla da test çözdüm. Onlara da yine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 9. soru kışın araba radyatörlerine antifriz konulduğunda suyun nesi düşer arkadaşlar? Buradaki amacımız ne bizim tabii ki? Kaynama noktasını mı düşürmek? Donma noktasını mı düşürmek? Tabii ki donma noktasını düşürmek. Burada hepsini de yazmayacakmışız. Bu da beni şaşırttı şu an. Donma noktası. Ben yukarıdakilerin tamamını yazacağız zannediyordum. Ama arkadaşlar yukarıda daha fazla kavram verilmiş. Evet. Nokta nokta homojen karışımdır diyor. O zaman yukarıdakilerden bizim arkadaşlar bu homojen karışım bulmamız gerekiyor. Ne burada zaten? Zaten çeşme suyu kalmış değil mi? Karışım olabilecek olan çeşme suyu. Çeşme suyu biliyorsunuz içerisinde bir sürü minerallerin olduğu çözündüğü bir homojen karışım bir çözelti. Diğer sorumuz arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir eşleştirme sorusu. Nasılmış? Diyor ki aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz denmiş. Burada da mı gece hepsini eşleştirmeyeceğiz demek ki yani değil mi? Şimdi kolonya bunlardan hangisi arkadaşlar? Kolonya homojen bir karışım. Evet sıvı sıvı homojen karışım var arkadaşlar. Demek ki 11 cymiş ben yani bizden şuraya yazmamız isteniyor arkadaşlar. 11 c diye. Peki Türk kahvesi nasıl bir karışım? Biliyorsunuz arkadaşlar Türk, kah Türk kahvesi katı sıvı heterojen bir karışım. Bu tip karışımları biz ne diyoruz? Süspansiyon diyoruz. Öyle değil mi? Türk kahvesi de aslında bir süspansiyon. Şurada şöyle 12F yazalım. Sabun köpüğü demiş arkadaşlar. Sabun köpüğü biliyorsunuz kolloidlere çok çevirilen bir karışım türü. Onu da yazalım. 13A süt. Değil mi? Gene kolloidlere çok fazla verilen örneklerden bir tanesi. Der ki kaynama noktası yükselmesi. E kaynama noktası yükselmesi. Arkadaşlar. Bu bir kolligatif özellik. Evet burada varmış. Kolligatif özellik diyor arkadaşlar. Buna da D yazacağız. Şöyle 14 D yazalım. 15'de diyor ki tozlu hava. Tozlu hava ne? Aslında az önce de bahsettik hani dumandan bahsettik az önce. Gazın içerisinde katı dağılmış. Tozlu havada da aynı şekilde. Bu toz tanecikleri katı olduğu için havanın içerisinde yani gazın içerisinde dağılmış. Bu bir aerosol. Evet şurada var arkadaşlar aerosol. 15'te neymiş? Cymiş. C bölümüne geçtik arkadaşlar. Sayfa da burası kaç oldu? Bakın az önceki sayfa 124'tü. Evet değil mi? Burası 125. sayfa arkadaşlar. Bazı öğrencilerimiz kızıyor. Hocam hangi sayfada olduğumuzu bulamıyoruz diyorlar. Onun için zaten bu videoları kısa kısa tutacağım arkadaşlar. Yani her videoda bir iki sayfa çözüp o şekilde atacağız. Böylece siz de istediğiniz sayfaya rahatlıkla ulaşabilin diye. Şimdi C'de diyor ki. Koligatif özelliği tanımlayarak koligatif özelliği günlük hayattan 3 tane örnek veriniz. Biz ne demiştik arkadaşlar koligatif özellikler için? Çözeltilerin derişimlerine bağlı olarak değişen özellikleri denir. Ben şimdi burada uzun uzun yazmayacağım. Çok fazla zaman kayboluyor. Bakın çözeltilerin derişimlerine bağlı olarak değişen özellikleri denir. Neydi buna örnek olarak biz neyi veriyorduk? Kaynama noktasının yükselmesi, donma noktasının alçalmasını veriyorduk. Ve diyor ki günlük hayattan 3 örnek veriniz demiş. Günlük hayattan da üç örnek ne verebiliriz arkadaşlar? Biz ne yapıyoruz mesela? Yerlere tuz atıyoruz kışın. Neden? Donma noktasının düşürülmesi için. Ayrıca arabaların motor suyuna antifriz koyuyoruz. Neden? Yine donma noktasının düşürülmesi için arkadaşlar. Ve neyi biliyoruz? Biz şekerli su 100 derecede değil de 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kaynar. Neden? Bir uçucu olmayan katının çözülmesi o sıvının kaynama noktasını yükseltirken donma noktasında ne yapar? Azaltır şeklinde bunu ifade edebiliriz. 17. sorumuza diyor ki kolloid karışımların süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılmamasının sebebini açıklayınız. Şimdi arkadaşlar burada süzgeçten süzme yönteminde biz bir süzgeç kullanıyoruz. Ya süzgeç kağıdı kullanıyoruz. Mesela makarna biliyorsunuz daha iri olduğu için iri taneciklerden olduğu için makarna süzgecindeki delikler o kadar da küçük değil. Mesela makarna süzgeciyle çay süzebilir misiniz? saçma olur değil mi? Oradaki çaydaki tanecikler, çayın gübürü dediğimiz kısım makarna süzgecinden geçer gider. O zaman çay için biz daha ince gözenekli bir süzgeç kullanıyoruz. İşte bizim süzmek istediğimiz karışımdaki o katı tanecikler ne kadar küçükse ona uygun bir süzgeç kullanmamız gerekiyor. Ama kolloidlerdeki tanecik boyutu 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında olduğu için bakın onu yazalım isterseniz. 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında olduğu için oldukça küçük. Bundan dolayı herhangi bir süzgeçle bunları ayırmak çok da mümkün değil arkadaşlar. Çok çok küçük oldukları için süzgeçten geçip gidiyorlar. Yani böyle bir şey sorulursa kolloidlerdeki tanecik boyutunun çok küçük olmasından dolayı diye cevaplayabilirsiniz. 18. soruda dumanın dağılan ve dağıtan fazlarını belirtiniz. Az önce dedik yukarıda dedik arkadaşlar. Duman neydi? Katı ve neden oluşuyordu arkadaşlar? Gazdan oluşuyordu. Burada dağıtan nedir? Gazdır. Gazın içerisinde dağılan nedir arkadaşlar? Katıdır. Dolayısıyla cevabımızı bu şekilde verebilirsiniz. Dağılan katı dağıtan ise arkadaşlar gazdır şeklinde veya havadır değil mi? Dumanın içerisinde ne var gerçi? Gaz dediğimiz bizim. Hava arkadaşlar değil mi? Hava var diyebilirsiniz. 19. sorumuza bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir hesaplama sorusu. İşte bunlar bizim için daha keyifli, daha kesin sonuçlu. Kütlece %25'lik 200 gram şeker çözeltisini hazırlamak için kaçar gram çözücü ve çözünen kullanılmalıdır? Şimdi 200 gram %25'likmiş. Arkadaşlar genelde burada oran orantıyı kullanabiliyorlar. Diyorlar ki efendim 100 gram bir çözeltinin içerisinde 25 gram şeker varsa değil mi? 200 gram çözelti içerisinde ne kadar şeker vardır deyip tam iki katı tam iki katı buradan 50 gram şeker vardır deyip şekeri buluyorlar. E toplam 200 gram olduğuna göre 50 gram şeker olduğuna göre 150 gram da su vardır diyebiliyorlar. Ama şöyle yapsanız belki daha mantıklı olabilir. Deseniz ki 200'ün ne kadar arkadaşlar? %25'i. E %25 şekerse 200'ün %25'ini bulalım. Şöyle bakın çok daha basit olmuyor. Çok daha hızlı oluyor. Demek ki burada ne varmış? 50 gram şeker varmış. Artı toplam 200 gram olduğu için de 150 gram da ne vardır? Su vardır diyebilirsiniz. İkisini de yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi burada çok daha fazla oran orantıda çok daha fazla işlem vesaire yapıyorsunuz. Buradaki daha kolay daha pratik bir yöntem. Yine de tabii ki siz bilirsiniz. 20. soru der ki demir tozu, kum ve tuzdan oluşan karışım ayırmak için sırasıyla hangi ayırma yöntemleri kullanılabilir? Arkadaşlar bir kere mıknatıs kimleri çekiyordu? F, ni, ko. Demir, nikel, kobalt. Eğer bir karışımda bunlardan bir tanesi varsa arkadaşlar ilk yapmanız gereken iş bir kere mıknatıslanma. Niye? Hiç suya sabuna bulaştırmadın arkadaşlar. Mıknatıslanma diye düzgünce yazalım. Hemen arkadaşlar oradan ne yapıyorsunuz? Demir tozunu ya da o metal neyse nikel olabilir, kobalt olabilir. O karışımdan ayırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın kum ve tuz kaldı. Bunlardan tuz suda çözünür. Ama kum çözünmez. O zaman ben bunları suyun içerisine atarsam. Yani buna da bir suda çözme diyoruz arkadaşlar. Suda çözdüğüm zaman tuz çözünür ama kum çözünmez. E şimdi ne oldu? Bakın benim elimde bir karışım var. Şöyle bir karışım olduğunu düşünün. Dibinde katı halde kum var. Ama burada çözünmüş halde de ne var arkadaşlar? Tuz var değil mi? Bunu daha sonra arkadaşlar ben süzüyorum. Süzme işlemi gerçekleştiriyorum. Süzdüğüm zaman bakın şöyle süzdüğüm zaman süzgeçten aşağıya ne geçiyor? Tuzlu su geçiyor. Burada kim kalıyor arkadaşlar? Süzgeçte kim kalıyor? Kum kalıyor. Böylece ben kumu ayırmış oluyorum ama elimde ne var şu an benim? Bir tuzlu su karışımı var. Tuz da lazım bana. Tuzu da geri almam lazım. Tuzu da tekrar elde etmek için arkadaşlar yapmam gereken işlem buharlaştırma. Niye? Bana su lazım değil. Bana sadece tuz lazım. Dolayısıyla ben burada suyu buharlaştırırsam geriye de tuz kalır diyoruz. Bu kadar. Çok keyifli. Bence sorarlar. Yani bence ben olsam ben de sorarım. Dolayısıyla çok rahatlıkla yapabileceğiniz çok keyifli bir soru tipi. 21. soru bakın. Bazı saf sıvıların bir atmosfer basınçta kaynama noktaları aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar. Dimetil eterinkini vermiş. Etil alkolinkini vermiş. Saf suyunkini vermiş. Diyor ki Yukarıdaki 3 maddeden oluşan karışımın ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılması sırasında oluşacak sıcaklık zaman değişimini gösteren grafiği çiziniz. Şimdi çok basit. Şöyle arkadaşlar. Biz normalde önce ben bir çizeyim. Şöyle grafiği çizdim arkadaşlar. Tek bir sıvıyı biz kaynatacak olsak arkadaşlar şöyle bir durum oluşur. Sıcaklık artar sonra düz gider saf sıvı sonra tekrar artar değil mi? Bakın tek bir sıvı burada kaynarken sıcaklığı sabit kalır. Ama burada kaç tane sıvı var? Dikkat edin bakın 1, 2 3 tane sıvı var. O zaman bu karışımı ben ısıtırken arkadaşlar bakın şöyle olması gerekiyor. İlk sıvının kaynama noktası, ikinci sıvının kaynama noktası, üçüncü sıvının kaynama noktası diye gitmesi gerekiyor. Şimdi sırayla bu sıcaklıklara bakalım arkadaşlar. En düşük sıcaklık hangisi? Dimetil eterin 34,6. Yani bu karışım 34,6 şurası tabii santigrat derece arkadaşlar sıcaklık. Şurası da ne zaman grafiği. Şimdi burada 34,6 santigrat derece geldiği zaman karışımın sıcaklığı sabit gidiyor. Niye? Orada dimetil eter arkadaşlar buharlaşıyor. Onun buharlaşması tamamlandıktan sonra karışım tekrar arkadaşlar ısınmaya devam ediyor. Nereye kadar? Etil alkolün bakın kaynama noktası 78 dereceye kadar. 78 dereceye geldiği zaman arkadaşlar bakın burada gene kim kaynamaya başlıyor? Etil alkol kaynamaya başlıyor. Şunu sileyim ya şu gereksiz oldu. Ve etil alkol de bittikten sonra su arkadaşlar ne oluyor? kaynayacak. Etin alkol artık yok. Sadece su kaldı. Su ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Nereye kadar ısınıyor arkadaşlar? 100 dereceye kadar ısınıyor. 100 derece geldiğimiz anda da su kaynamaya başlıyor. Dolayısıyla her sıvı kaynarken o sıvının kaynaması tamamlanana kadar sıcaklığın sabit kaldığını söyleyeceğiz. 22. soru. Diyor ki: Polar yapılı X ve Y maddelerinin yoğunlukları ve erime noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilmiş arkadaşlar. 2.06 suyun ki 1. Bakın dikkat edin. Suyun yoğunluk ikisinin arasında. Değil mi? Erime noktası nasıl arkadaşlar? Bir tanesinin 80 derece bir tanesinin 150 derece. Diyor ki X ve Y maddelerinden oluşan katı katı karışımı ayırmak isteyen bir öğrenci. İşlemlerinden hangilerini kullanabilir? Demiş arkadaşlar. Bakalım. Karışımı suya atarak yoğunluk farkıyla ayırma. Arkadaşlar suya attığımız zaman yoğunluk farkıyla biz bunları nasıl ayırıyoruz biliyor musunuz? Eğer bir tanesi dibe batıyorsa bir tanesi de yüzüyorsa arkadaşlar o zaman biz bunları ayırabiliyoruz. Ama şart ne? Bir kere bunların suyla tepkime vermemesi gerekiyor. Ve bunların suda çözünmemesi gerekiyor. Bana ne diyor? İkisi de polar yapılıymış bunların. E, suda polar. Su polar. Bunlar polar. Ne olur arkadaşlar o zaman? Bunları tabii ki çözer. Ve ben bu yöntemi bundan dolayı arkadaşlar uygulayamam. X ve Y maddeleri polar olduğu için suda çözünür ve ayrılamazlar diye yazabilirsiniz. İkincisi ısıtarak erime noktası farkıyla ayırma diyor arkadaşlar. Bakın erime noktaları gördüğünüz gibi birisinin 80 derece, birisinin 150 derece. Dolayısıyla biz bunları ısıttığımız zaman X maddesi öncelikle erir ve onu o şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? Karışımdan ayırabiliriz. Doğrudur bu. Üçüncüsüne bakalım. Karışımı suya atarak çözünürlük farkından yararlanarak ayırma diyor arkadaşlar. Az önce de söyledik ikisi de suda çözündüğü için Tabii ki çözünürlük farkından yararlanarak ayırma arkadaşlar söz konusu değil. Buraya da ikisi de polar olduğundan dolayı suda çözünür ve bu yüzden suda çözündüklerinden dolayı ayrılamazlar yazabilirsiniz. Böyle güzel güzel yazın puanları da tam tam alın. Sayfa kaça geldik? 126'ya geldik arkadaşlar. Şuraya da yazalım şöyle. Sayfa 126. 10 dakikayı 16 dakikayı geçmişiz. Bir dahaki videoda devam edelim.